İş adamı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı Eskişehir'deki evlerinde darp edip çelik kasadan hırsızlık yapan 6 zanlı Bulgaristan'a kaçmıştı, hatırlayacaksınız. İşte o şüpheliler bugün Türkiye'ye iade edildiler. Zehra Hanım'ın mücadelesiyle kurtulduk. Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı. Türkiye'ye iade edildiler. Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, Mayıs ayında Eskişehir'deki evlerinde darp edilmiş, ardından rehin alınmıştı. Mücadeleyle, Zehra Hanım'ın mücadelesiyle kurtulduk. Allah'a şükürler olsun. Zanlılar ailenin çelik kasalarındaki her şeyi çalmışlardı. Kasayı alıp götürdüler, boşalttı. Olayla ilgili 8 şüpheli vardı. Önce 2 zanlı gözaltına alınmıştı. Evde daha önce hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu kadın tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer zanlıysa adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Elimizi arkamızdan bağladılar, ayaklarımızı da bağladılar. Sonra birbirimize bantladılar. Sonra üstümüzden kilitlediler. Ancak 6 zanlı Bulgaristan'a kaçmıştı. İçişleri Bakanlığı ve Türk Interpol'ü devreye girmiş. Şüpheliler Bulgaristan'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Bir an evvel benim karşıma gelmesini istiyorum. Zanlılar geçen ay Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti. Mahkeme Türkiye'nin iade isteğine ilişkin bazı eksik belgelerin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı ertelemişti. Ve o belgeler tamamlandı. Şüpheliler bugün iade edildi. Habibçeova kentinde tutuklu bulunan zanlılar Bulgaristan polisince Kapı Kule sınır kapısında Edirne ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevlerine teslim edildi.